TR724'ten Adem Yavuz Arslan'ın yazısı, Yumuşamış Erdoğan Çocuk Avında. İster siyasi zeka deyin, ister tecrübe. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası performansına şapka çıkarmamak mümkün değil. Her türlü devlet imkanını arkasına alarak girdiği özgür ve adil olmayan seçimden tarihi bir yenilgiyle çıkan Erdoğan, partide yaşanan bozgunu dağıtmak için siyasette yumuşama diye bir söylem ortaya attı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ise seçim zaferinin rantını toplamak, yakalanan rüzgarla partisinin yelkenlerini şişirmek yerine Erdoğan'ın tuzağına balıklama atlamayı tercih etti. Bir önceki yazıda da CHP liderinin takip ettiği stratejinin yanlışlığına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptığım için burada tekrar etmeyeceğim. Zaten o yazıdan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme öngörülerimi teyit etmiş oldu. Erdoğan ve ortağı Bahçeli'nin dolmuşuna binen Özgür Özel hızını alamayıp aktrollerle görüşmeye başladı. Hatta kendine ağır hakaretler eden aktrollerle güle oynaya fotoğraflar da verdi. Tabii ki CHP liderine siyaset öğretecek, tavsiye verecek durumda ve konumda değilim. Ancak Erdoğan ve AKP çevresini ondan daha iyi tanıdığımı hatırlatırım. Erdoğan tıpkı Haziran 2015 seçimleri sonrasında istikşafi görüşmeler diyerek muhalefeti oyaladığı gibi şimdi de aynısını yapıyor. Özgür Özel ve CHP kurmaylarının anlamak istemediği şey şu: kolunuzun altına dosya yapıp gittiğiniz sorunların kaynağı bizzat Erdoğan ve kurduğu rejim. Bu rejimi de 15 Temmuz kumpasının üzerine inşa etti. Sorunu çıkarana çözüm makamı muamelesi yaparsanız hiç sonuç alamazsınız. Ayrıca seçmen Erdoğan'dan, Bahçeli'den ya da onların çürümüş mafyatik düzeninden çare umsaydı oylarını CHP'ye değil onlara verirdi. Ne diyelim, Erdoğan bir kez daha oyun kurup gündemi belirlemeyi başardı. Tabii bunu söylerken eskiyle kıyaslamıyorum. Zira Erdoğan hem siyaseten hem de bedenen eski gücünden çok uzak. Şu an söylem üretemediği gibi gündem belirlemekte de zorlanıyor. Ancak unutmayın, zayıf ve tökezleyen hali bile güçlü. Sonuçta 22 yıllık bir iktidar ve devlet bütün bileşenleriyle emrinin altında. Gelelim yumuşama söylemine. Peşinen söyleyelim, Erdoğan yumuşayamaz. Ortaya attığı siyasette yumuşama söylemi taktik bir manevradan ibaret. Zamanı oynuyor. Her şeyden önce Erdoğan bu yola, yani tek adam tek parti rejimine giden yola bilerek isteyerek girdi. 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası anayasal darbe yapıp bürokrasiyi dağıttığında, yargıya müdahale ettiğinde bugünlere geleceğimiz belliydi. Erdoğan bugün istese de yumuşayamaz çünkü kurduğu rejim ülkeyi demir yumrukla yönetmek zorunda. Ayrıca Erdoğan'ın kafa yapısını bunca senedir öğrenemediyseniz bu saatten sonra da öğrenmeniz mümkün değil. Mevzu şu: Erdoğan siyasette yumuşama söylemiyle partideki çözülmeyi durdurmaya, CHP'nin içine fitne bombası atmaya ve para bularak ekonomiyi toparlamaya çalışıyor. Gündemi domine etme hali de cabası. Yoksa yumuşama sadece dilde ve söylemde. Gerçekte durum tam tersi. Mesela yumuşamadan bahseden bir iktidar DEM Parti'ye kapatma davasından ve belediyelere kayyum atamaktan bahsedebilir mi? Ama bu konuda hazırlıklarını bitirdiler bile. Ağzından yumuşama çıkan Erdoğan'ın polis ve yargı eliyle yaptığı zulümler hız kesmiyor. Hatta vites yükselttiler. Yıllardır yaşlı, kadın, çoluk çocuk gözaltına alan, tutuklayan, işkence eden, cezaevinde öldüren Erdoğan-Ergenekon-MHP ittifakı dün yeni bir aşamaya geçti. Bugüne kadar yüz binlerce masum insanı keyfi olarak gözaltına alan, günlerce kötü muamele eden, yıllarca hapiste yatıran Erdoğan rejimi bu kez liseli kız öğrencileri gözaltına aldırdı. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Devlet çocuk avında. Gülen cemaatine yönelik soykırıma devam eden Erdoğan rejimi İstanbul'da 38 masum insanı gözaltına aldırdı. Bunların 14'ü 15 yaşlarında lise öğrencisi. Anneleriyle birlikte gözaltına alındılar. Çocuklar 4 günlük gözaltı süresini çocuk şubede geçiriyor. Diğerleri ise kom şubede. Yüz binlerce insana yapıldığı gibi deli saçması şeylerle suçlanıyorlar. Annesi babası cezaevinde olan çocukların barınmasına ve iaşesine yardımcı olan kişiler gözaltına alındı. Polisin maharetmiş gibi övünerek duyurduğu operasyon uzun süren teknik ve fiziki takip sonunda yapılmış.
mafyanın sokakları rehin aldığı, uyuşturucu tacirlerinin ülkeyi parsellediği, her köşe başında bir çetenin türediği Türkiye'de polis işi gücü bırakmış, mağdur çocuklara barınma ve iaşe desteği veren insanları takip ediyor. Ülkenin ana muhalefeti, medyası, aydını ve sivil toplum kuruluşları üç maymunu oynuyor. Oysaki haber duyulur duyulmaz herkesin emniyetin önüne yığılıp çocukları rahat bırakın demesi gerekirdi. Öte yandan Tayyip Erdoğan için ne hazin bir durum, siyasi, belki de fiziki ömrünün sonuna yaklaştığı şu günlerde resmen Kenan Evrenleşti. Darbeci Kenan Evren, Erdal Eren'i yaşını büyütüp idam ettirmişti. Erdoğansa liseli çocukların peşinden koşuyor. Lafta siyasette yumuşamaya ihtiyaç var diyor ama pratikte çocukların peşinde koşan Firavun'a özeniyor. Evet, yumuşamış Erdoğan'ın nezarethaneleri liseli çocuklarla dolu. Ne kadar övünseniz az.